Biliyorsunuz Kahraman Mehmetçik ülkemizi terör tehdidine karşı korumak için pençe kilit operasyonunu yapıyor. Buradan Yumurtalık'tan bir kere daha kahraman askerlerimize, Kahraman Mehmetçik'e dualarımızı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah asker ve polis ve jandarma şehitlerimize rahmet eylesin. O kahramanları hiçbir zaman unutmayacağımızı, onları hiçbir zaman unutmayan bu Yumurtalık'tan bir kere daha ilan ediyoruz. Biliyorsunuz, ülkemizi terör tehdidiyle tehdit etmeye kalktıkları zaman başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız şunu söylemişti. Bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Yine bir gece ansızın gittik. Yurt içinde jandarmamızın ve polisimizin Eren operasyonları. Şimdi topraklarımızın dışında pençe kilit operasyonuyla bir kere daha ülkemize, vatanımıza, topraklarımıza, egemenliğimize, güvenliğimize, göz dikenlere bir gece ansızın gelebiliriz dediğimiz gibi tekrar hak ettikleri dersi veriyoruz. Bundan sonrasında da hiç kimsenin Türkiye'yi tehdit etmesine, hiç kimsenin insanımızı taciz etmesine asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz. Dışımızdan yapılan bu saldırılarla uğraştığımız gibi içimizdeki şer şebekesiyle, sabotaj şebekesiyle de uğraşmaya devam ediyoruz. Bir HDP milletvekili Garopaylan adlı bir şahıs milletimize iftira anlamına gelen sözde soykırımın tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teklif vermiş. Bu yalan ve ahlaksız teklifi mahkum ediyoruz ve lanetliyoruz. Hiç kimse Türk milletine iftira atamaz. Hiç kimse Türk milletine karşı böyle bir ahlaksız teklif veremez. Geçmişte hatırlayın Cumhurbaşkanımız, biz Türkiye olarak kendimize güveniyoruz. İsteyen bütün ülkeler arşivleri açsın ve buna tarihçiler karar versin demişlerdi. Türkiye masaya oturdu ama bu iftirayı atanlar, bu ahlaksız teklifleri verenler masadan kaçtılar. Eğer Türkiye ile masada konuşmak isteyen varsa masada konuşuruz. Sahada konuşmak isteyen varsa sahada.